Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güvercinlerimizi göstereceğiz. Bir de videoya başlamadan önce bir arkadaşımızın YouTube kanalı var. Onu da şuradan bırakacağım arkadaşlar. Oradan o kanala da ulaşıp abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşımız da hayvan gidiyor dağlarda. Onları çekiyor. Hayvanları, tavukları, köpekleri var işte. O şekilde dağlarda geziyor. Videoları güzel. O arkadaşı da size izlemenizi, abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi biz de videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, güvercinlerimizi saldım. Ortaya bir leğen su koydum ben. Şimdi güvercinlerimiz burada yıkanacaklar arkadaşlar. Bir hafta 10 gündür falan bunlara su vermedim, böyle banyo suyu. Güvercinlerimiz banyo yapacak. Biz de oturup onları izleyeceğiz. Yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi zaten bildikleri için içinde su olduğunu, birazdan girmeye başlarlar içine. Güvercinlerin hepsi leğenin başına toplandılar. Bir iki tane kaldı içeride. Onlar da yavru yumurta üstünde olanlar var. İçeride yatanlar. Onların dışında birçoğu leğenin içinde yıkanıyorlar, serinliyorlar. Bunları bir haftada 10 günde bir bu şekilde banyo suyu veriyorum arkadaşlar. Yıkanıyor hayvanlar, rahatlıyorlar, temizleniyorlar hem de. Yukarıdan paylaştığım YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ üstten arkadaşı paylaşacağım ben. Oradan vereceğim. Oradan da abone olursanız o arkadaşa da mutlu oluruz. Benim gibi evde gitmiyor hayvanları. Ben arkada regras var, oraya salıyorum. Onlarda öyle bir şey yok. Adamlarda mera var. Onlar mera da gezdiriyor hayvanlarını. Birazcık daha renkli, hareketli. O yüzden o arkadaşa da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.
Güvercinlerimiz banyolarını yaptılar. Yerlere serildi hepsi de şöyle yerlere doğru, yere doğru yattılar. Yaklaştırayım şöyle bir göstereyim tek tek. Kendilerine bakım yapıyorlar, temizlik yapıyorlar. Yaklaşıp da rahatsız etmeyeyim hayvanları şimdi. Yanlarına doğru yaklaşacaktım biraz ama rahatsız olacaklar. O yüzden vazgeçtim yaklaşmaktan. Zoom yapalım biz de. Yattıkları yerden taş, toprak, ot yiyorlar. Doldurdum suyu da batırmışlar iyice. Suyun rengi değişmiş. Şurada bir oğlumuz var. Ağzında bir çöp var. Onu gezdiriyor. Yuva yapacak. İçeride 4-5 tane yumurta var arkadaşlar. Bir de yavrumuz var. 10 günlük falan oldu galiba. Yavru birazcık daha kendine geldiği zaman içeriği komple temizleyeceğim. Yarıklar, çatlaklar, delikler var sağda solda. Onları da yapmaya, kapatmaya çalışacağız. İçeride fare var çünkü. Fare demek pislik demek, hastalık demek. O yüzden içerisini bir elden geçirip patlak çatlak yerleri tamir etmemiz lazım. Fare işi çünkü sıkıntılı. Hastalık getirir. Bunlara dikkat etmek lazım o yüzden arkadaşlar. Öten beyaz erkek de güvercinleri rahatsız ediyor. Ötekileri birçoğunu kaldırdı ayağa. Bugünlük de böyleydi videomuz arkadaşlar. Yavaş yavaş da bahar gelmeye başladı. Nisan'ın ortasındayız. Ağaçlar falan yaprak açmaya başladı bayağı hepsi de. Ortalık bayağı renklendi. Birazdan üst taraftan şöyle arkaya doğru sizlere de göstereceğim manzarayı. Yukarı çıkayım hatta. Oradan da kapanışı yapalım arkadaşlar. Yukarı çıktım arkadaşlar. Şöyle Beygras'ın içinde meyve ağaçlarımız açmaya başladılar iyice. Öbür ağaçlar da açıyor yavaş yavaş. Nisan'ın ortasına geldik. Bihter vardı demin oralarda. Ha, evet, Bihter de yerde yatıyor karşıda. Bihter'i içeri kapatmıyorum artık. Koluktaki merdiveni kaldırdım. Bihter'i de serbest bıraktık. Özgürlüğüne kavuştu yeniden. Akşama kadar buralarda geziyor. Artık içeri kapatmıyorum. Videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.